Merhaba arkadaşlar. Karantina dönemlerimizde belki de hepimizin şikayetçi olduğu konulardan biri uykuydu. Geceler gündüzlere karışıyordu ve bazen zaman kavramını da yitiriyorduk. Kimileri 2-3 gün uykusuz kaldıktan sonra haftalık kış uykusuna dalıyor, kimileri de uykudan uyanmak bilmiyordu. Bugün sizlerle dünyada en çok tercih edilen uyku çeşitlerinden bahsedeceğiz. Buyurun videomuza başlayalım. 1. Monofazik uyku. Uyku düzeni söz konusu olduğunda çoğu insanın algısı birbirine yakındır. 6-8 saat süren bir uyku halinin ardından 16-18 saatlik bir uyanıklık hali. Monofazik uyku hepimizin bildiği tek fazlı uyku durumudur. Toplumun yarısı bu şekilde uyur. Geceden yatar ve tek seferde 6 veya 8 saatlik bir uyku durumunun ardından uyanır. 2. Polifazik uyku. Çoklu uyku evrelerinden oluşur. Polifazik uyku döngülerindeki uykusuz kalma durumu sayesinde vücut REM evresine geçmek için monofazik uyku döngüsünde ihtiyaç duyduğu 45-75 dakikalık uyku süresine ihtiyaç duymaz. Ki biliyorsunuz REM uykusunun beyin üzerinde yarattığı olumlu etkiler diğer evrelere göre daha fazladır. Polifazik uyku evrelerinde uykusuz kalma hali olduğundan 8 saatlik bir uykumuzda REM uykusuna ulaşmak için gereken ekstra saatleri uyuyarak geçirmek zorunda kalmayız. Polifazik uyku dünya üzerindeki belki de en zor uyku metodudur. Yapılması neredeyse imkansız olan bu uyku metodu kişiden kişiye değişebilir. Polifazik uyku da kendi içinde farklı versiyonlara ayrılmıştır. Uberman döngüsünde 4 saatte bir, günde 6 kez olmak üzere 20-30 dakikalık kısa sürelerle uyunur. Bu döngü dinç bir şekilde kalkmayı ve rüya görmeyi sağlayan en etkili yollardan biridir. Uberman döngüsünü hayatına dahil etmiş insanlardan bazıları rüyalarını kontrol ettiklerini de dile getirmiştir. Ancak dikkat edin. Uyku sürelerinin bir tanesini kaçırmanız halinde bile ağır bir yorgunluk yaşayabilirsiniz. Everyman döngüsü. Uberman döngüsüne göre daha kolaydır. 3 saatlik uzun bir uykuyu destekleyen 20 dakikalık kısa uykulardan oluşur. Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Thomas Edison gibi çok önemli bilim insanları polifazik uyku yöntemlerini kullanmıştır. 3. Segmented uyku. Bilim insanları bu uyku türünün insan doğası için en verimli sonucu verdiğini söylemişlerdir. Segment uykuda uyku ihtiyacı ikiye ayrılır. Gece hangi saatte yatıyorsak o saatte uykuya dalarız ve 3,5 saat sonra uyanırız. Ardından 1 saat uyanık kaldıktan sonra tekrardan 3,5 saat uyuruz. Toplamda 7 saat uyumuş oluruz. 4. Kafein uykusu. Tam olarak bir uyku yöntemi diyemeyiz bunun için. Öğlen arası yapılan şekerlemelerin sonucunun daha etkin ve kaliteli bir hale getirmek amaçlanır. 6 saat gece deliksiz bir uyku çektikten sonra öğlen şekerlemesi yapmadan hemen önce bir bardak kahve içilir. Ardından yarım saat uykuya dalınır. Kafein uykusunda hedef, kahvedeki kafeinin 30 dakikada kana karışması sonucunda tam 30 dakika sonra kişinin otomatik olarak uyanmasıdır. Son derece dinç bir şekilde uykudan kalkılır. Sizin gece uykularınız ne durumda peki? Uykuya dalmakta zorluk çekiyor musunuz? Bu yöntemleri de deneyin ve sonuçlarını bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videomuz size yararlı olmuştur. Siz de bize yardımcı olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.